Efendim halkımız levrek ve çipurayı balık çiftlikleri sayesinde bol bol tüketiliyor. Üstelik fiyatları da uygun. Denizlerimiz yeter ki temiz kalsın. Size verdikçe verir aslında. Denizler canlılarını insanlığa gıda olarak sunarken küçük bir dış destekle başka bir üretim alanı da olabiliyor. Balıklar dedik ama sırada kabuklu deniz ürünleri de var. Artık midyeler de bir çiftlik ürünü. Midye yetiştiriciliği ilk kez Sinop'ta denendi ve olumlu sonuç alındı. Midye tesisleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Karadeniz'de ilk defa Sinop açıklarında kuruldu. Sinop Üniversitesi ve özel işletmeler tarafından Demirciköy açıklarında kurulan 6 çiftlikten 3'ünde üretime başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Karadeniz'in midye yetiştiriciliği için elverişli olduğunu belirtiyor. Üniversitemiz faaliyete geçti. 12 ton yıllık bir üretimi var. Bunun yanında 2 tane müteşebbisimiz faaliyetine başladı. Onların da 640 ton bir üretimi olacak inşallah önümüzdeki yıl. Toplamda 652 tonluk bir üretim hedefliyoruz 2023 yılında. Geri kalan bütün 5 işletmemizde başladığı zaman, tam kapasiteye ulaştığımız zaman dediğim gibi 4952 tonluk bir üretimimiz olacak. Sinop balıkçılığın önemli bir merkezi durumunda. Şimdi sırada midye var. Türkiye'de deniz midyesi üretimi toplam 5000 ton dolayında. Bu çiftliklerde üretim 2 katı artacak. Bizim her sene bunun için mutlaka belirli program dahilinde analizler yaptırmamız gerekiyor. Kara midyesinde özellikle. Yaptırdığımız tüm analizlerde midyemizin herhangi bir sıkıntı ve problem, herhangi bir bakteri fazlalığı içermediğini gördük. Tercih edilmesi de doğal liman olması, çok fazla akıntıya veyahut da böyle bir dalgaya maruz kalmaması sebebiyle daha çok tercih ediliyor. Bölgede midye çiftliği kurma başvurusu kabul edilen 6 tesisten 3'ünde 2023 yılından itibaren hasadın başlaması planlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında yaşamını yitirdi. Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti. Milli takım ve Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alıyordu. Nuriye Terim yaşamını yitirdi. Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesi eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verilecek. Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya gitti.